tıp bayramımızı kutluyorum. İnşallah bir dahaki tıp bayramında sadece bir yıl içerisinde bu alanda kaydettiğimiz gelişmeleri inşallah konuşacağımız bir toplantıyı ümit ettiğimi belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Tıp fakültesindeki 110 bin hekim adayının en önemli gündemlerinden biri olan sağlıkta şiddet, doğrusu eğitim yıllarımızda bizim gündemimizde hiç değildi. Peki yıllar içerisinde giderek artarak neredeyse sıradanlaşan sağlıkta şiddetin nedenleri nelerdir? Bir takım genel sebepleri olduğu gibi bir takım özel sebepleri de var. Özellikle bireyselleşme, aile ve toplumsal kontrol mekanizmalarının zayıflaması, madde kullanımı, adalete güvenin azalması, maalesef siyasetten başlayarak medyanın toplumsal süreçlerdeki söylemlerin şiddeti özendirmesi, hatta bireysel silahlanmadaki artış gibi çeşitli sebepleri var. Sağlık alanında çalışanlar diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kat daha fazla şiddete uğramaktadır. Sağlık sistemindeki aksaklıklar en önemli neden olarak karşımıza çıkıyor. Toplum olarak genel bir hatamız, tespit edilen bir problemin çözümünde ifratla tefrit arasında bir salınıma yol açan sözde çözüm mekanizmaları. Yıllar öncesinin yetersiz sağlık kurumları, yetersiz ekipman ve yetersiz sağlık personeli nedeniyle yaşanan sağlık hizmetine erişimdeki sıkıntılar çözülmeye çalışılırken maalesef ülkemiz şartları ve imkanlarına uygun bir model geliştiremedik. Mesela 2005 yılında pilot uygulama ile başlayıp 2010 yılı sonu itibariyle tüm yurda yayılan aile hekimliği uygulamaları hastanelerin yükünü beklenen ölçüde azaltamadı. Sistem tam olarak kurgulanmadığı için zaman içerisinde ciddi aksamalar ortaya çıktı. Maalesef bu aksamaların birinci sorumlusu idare olduğu halde en yukarıdan başlayarak sistemin aksayan yönleri nedeniyle ortaya çıkan öfke, kızgınlık, sağlık çalışanlarına bu noktada ekip şefi durumundaki hekimlere yöneltildi. OECD ülkeleri arasında hekim ve hemşire sayısı itibariyle maalesef sondan ikinciyiz. Sağlık Bakanlığı 2019 verilerine göre ülkemizdeki tüm hastaneler 1/3 oranında eksik personel ile çalışmaktadır. Seks zinciri doğru kurulmadığı için gerçekten ihtiyacı olan hastalar doğru hekime ulaşamamakta, 5 dakika olan randevu süresi içerisinde hasta bakmaya zorlanmaktadır. Yardımcı personel eksikliği önemli bir başka sorunumuzdur. Triyajın yapılamaması, poliklinikler arasında şifa arayan, yorulan hastaların sonunda hekime ulaştığında hastalığına, sisteme, yaşadıklarına olan öfkesi hekime ve sağlık çalışanına yansıtması gerçekten şiddetin önemli sebeplerinden birisidir. Bir başka konu hasta hakları ve sorumlulukları arasında bir denge kurulamamıştır. İfratla tefrit arasında gidip gelmemizin bir örneğini de maalesef burada yaşıyoruz. Hasta hakları hep gündemde tutulurken sağlık çalışanlarının hakları ve hastanın sorumluluğuna vurgu yeterince maalesef yapılamıyor. Sağlık kurumlarındaki güvenlik zafiyeti, bir alışveriş merkezine sokamayacağınız her türlü silahla sağlık kurumlarına girebiliyorsunuz. Çok yüksek oranda hekim-hasta arasındaki güven ilişkisinin zedelenmiş olması. Sağlık da aslında bir ekip işi. Sağlık hizmeti verenle sağlık hizmeti alan kişiler arasındaki güven de son derece önemli ve maalesef biraz serbest piyasa ve kapitalist yaklaşımla bu güven son derece zedelenmiş durumda. Medyanın bu konudaki kimi zaman kışkırtıcı olabilen tavrı, şu başlıklar bizi çok yaralıyor. Beyaz önlüklü zorbalar vatandaşın sağlık hakkını yine gasp edecek. Bu bir sürmanşet. Bir başkası sosyal medyadan şöyle diyor, doktorlar gidiyormuş gitsinler. Zaten DSÖ protokolünü harfiyen uygulamak için doktora olmaya da gerek yok, doktora olmaya. Yani düzgün bir cümle bile kurmaktan aciz bir insan hekimlere bu şekilde ayar veriyor. Bu tweet'i üstüne alınıp cevap veren doktorlar sadece satılmış değil, aynı zamanda gerizekalı da. Bunlar kendi ifadeleri. Bu da bir köşe yazısı. Almanya veya İsveç'te asistan doktor maaşları 4500 euro. Oysa bizde bir hekim maaşı 490-450-500 euro arasında. Sistem siyasilerden başlayarak yöneticilerin şiddeti körükleyen söylemleri nedeniyle maalesef şiddet üretiyor. Güvenlik, ciddi bir güvenlik zaafı var. Kışkırtılmış bir sağlık talebi var. Doğru yönlendirilemeyen ve bunu karşılamaya yetersiz hekim ve sağlık çalışanı ve sağlık altyapısı var. Genel ahlaki sorunların elbette bu alana yansıması var.
Güven kaybı son derece önemli bir husus. İletişim becerisi ve empati eksikliği var. Medyanın olumsuz etkisi var. Son 6 yılda 20.750 civarında sağlık çalışanımız maalesef şiddete uğramıştır. 2021 yılında şiddet olayları diğer yıllara oranla %62 arttığını görüyoruz. Bu saldırılarda 92 doktorumuz, 59 hemşiremiz, 50 güvenlik görevlisi, 46 acil servis elemanı, 59 diğer sağlık çalışanımız darp edilmiştir. Tabii ki bu süreçte 124 saldırgan hakkında işlem yapılmamış, 135 saldırgan hakkında gözaltı kararı verilmiş, daha sonra serbest bırakılmış, sadece 41 saldırgan tutuklanmıştır. İşler acısı bir durumdur. Her 10 sağlık çalışanından 8'i şiddete maruz kalma riski altında çalışmakta. Geçirdiğimiz pandemi yılları sağlığın ve sağlık hizmetini yürüten sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dünya ve insanlık anlamış durumdadır. Sağlık çalışanları yine de şiddete maruz kalmaya devam etmiştir. Hem şiddete maruz kalıyor sağlık çalışanı, hekim, hem de şiddet failleri tarafından aranmaya, tehdit edilmeye, taciz edilmeye devam ediyor. Bunun için çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ülkemizin gerçeklerine uymayan malpraktis davaları, 5 dakikada bir verilen MHRS randevuları, yöneticilerin tutumu, gerek şiddet vakalarında gerekse genel olarak sağlık çalışanlarının itibarını düşürücü söylem ve eylemleri, hekimlerin artık zor ve karmaşık hastalara elini sürmeye, onların sorumluluğunu almaya korkar hale getirmiştir ve pek çok hasta bu nedenle zarar görmektedir. Yapılan çalışmalarda pek çok sağlık çalışanının %22'den daha fazla intihara eğilimli olduğu tespit edilmiş. Bu ağır çalışma şartları gerçekten özellikle de genç hekimleri baskı altında tutmaktadır. Her birimiz hekimlerimize pek çok vesileyle muhtacız. Rastgele bir mantıkla, popülist düşüncelerle tıp fakültelerinin açıldığını görüyoruz. Halbuki tıp fakültesi eğitimi belki de en iyi tasarlanması gereken eğitim, akademik kadroların yetiştirilmesine özen gösterilmeden, bir tıp fakültesinin altyapısı, laboratuvar ve araştırma olanakları dikkatle düşünülmeden sadece beton binaların inşa edilmesi yeterli bir tedbir değil. Üniversiteler binalardan ve o binaların üzerinde yerleştikleri arazilerden ibaret değildir. Sağlık hakkının korunması da beton fakülte binaları ve hastane binaları inşa etmekten ibaret değildir. Bu zalim, gayri insani nöbet süreçlerinin neticesinde geçtiğimiz aylarda çok değerli bir tıp hekimimizi maalesef trafik kazasına kurban verdik. Bu şartların sunulduğu tıp hekimlerinden sağlık hakkını koruyacak şekilde hizmet vermelerini beklemek bir mucize. Çünkü kendilerinin ruh ve beden sağlıklarının korunabildiği bir ortam söz konusu değil. Doktorluk mesleğini icra edenlere ne yazık ki hak ettiklerinin çok ama çok gerisinde kalan düşük ücretler ödenerek bir yandan onlara gayri insani çalışma şartları sunulurken bir yandan da ekonomik ve sosyal itibarlarına uygun bir hayat standardını sunacak ücret kendilerinden esirgenmiş oluyor. Ve nihayet üçüncü nokta. Türkiye uzun yıllardan beri öylesine ciddi bir kutuplaşma sürecinin içinden geçiyor ve o kutuplaşma süreci içinde insanlar öylesine öfkelerini kontrol edemez hale getiriliyor ki bunun en somut yansımasını maalesef hekimlik mesleğini icra edenler yönünden görüyoruz. Bu çizdiğim kısacık tablo aslında Türkiye'nin bir sosyal devlet olmadığını, Türkiye'de insanların insanlık onuruna yaraşır hayat şartlarına sahip olması için gerekli tedbirlerin alınmadığını ve her şeyden önemlisi sağlık hakkının korunmadığını bize gösteriyor. Artık 14 Mart maalesef ülkemizde bayram olmanın ötesinde, bakın buradaki gördüğümüz gibi sağlıkla şiddet gibi böyle acı konuları konuştuğumuz günlere dönüştü. Tıp fakültesi öğrencilik yıllarım ve ihtisas dönemlerim aklıma geldi. Biz hiç böyle sağlıkla şiddeti konuşmazdık. Daha mesleğimizi nasıl daha iyi yapabiliriz? Yeni cerrahi teknikler nelerdir? Abilerimiz, ablalarımızdan
Bunları öğrenirdik ama maalesef geldiğimiz nokta bu. Bu neden böyle oldu? Bunu tabii düşünmek durumundayız. Meslek değersiz kılındı. Ama halbuki dünyanın en değerli mesleği hekimlik. Maalesef yanlış söylemlerle bu meslek bu hale getirildi ve toplum gözünde de itibarsız olduğu için de şiddete maruz kaldık. Birilerinin terazisi yanlış tartmış olabilir ama biz hekimlerin değerini biliyoruz. Evet, bizler hekimlerin değerini biliyoruz. Efendim birilerinin giderlerse gitsinler sözün hiçbir önemi yoktur. O nedenle biz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne bakıyoruz. Vatandaşımızın gözüne bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasını dinlediğimde ürperdim. Bir insan olarak, bir ilim adamı olarak ve gerektiğinde de bir hasta olarak ürperdim. Araçsallaşan bir hekimden ve araçsallaştırılarak popülize edilen bir hastadan daha tehlikeli iki taraf olamaz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri birbirini tamamlayan iki tarafı değil, iki rakibi karşılıklı olarak oturtuyor gibi. Hekim, hastadan gelecek tehlikeyi hastaya vereceği şifadan önce düşünmeye başlıyor. Kendisini korumaya alıyor. Hekim oturuyor. Kendisine verilen vakit 5 dakika. 5 dakikada hastayı anlayacak, ona güven verecek, onun teşhisini koyacak ve ona tedavi uygulayacak. Ha 5 dakikayı 10 dakika yapabilir mi? Yaparsa dışarıda bekleyen hasta beni niye beklettin diye o da şiddete başvuracak. Hasta da hekimden hemen bir tedavi beklentisiyle oturuyor. İki taraf. Zamana karşı yarışan iki taraf. 5 dakika içinde hekim ona her şeyi verecek. 5 dakika içinde de hasta alması gerekeni alacak. Hastanın tedavi edildiği inancın hastaya verilmesi için hekim mümkün olana en fazla testi istiyor. Mümkün olan en fazla MR'ı istiyor. Dünyada Japonya ölçeğinde MR kullanıyoruz. İngiltere'den 5 misli fazlaymışız. Hastanın bana iyi bakıldı intiba edilmesi lazım. Hekimin de kendisini şiddetten koruyabilmesi ve olumsuz algıdan, şikayetten koruyabilmesi için ne çok ilaç yazdı, ne kadar çok şey verdi diye düşünmesi icap ediyor. Sistem en çok hastanın doktorla buluşmasını sağlayarak tedavi edildiği vehmi oluşturan bir sisteme dönmüş durumda. İki tarafta ringe çıkmış boksör gibi oturuyor. Rakipler haline getirmemek lazım hekimle hastayı. Sistem çöküyor. Sistem çöküyor. Sayın Cumhurbaşkanı suçunu yapmaya çalışıyor. Sistem bozukluğu dolayısıyla kendisine yönelecek halk tepkisini bakın ben şu imkanları sağladığım halde bunlar bu hekimler var ya bu hekimler küçük maddi hesaplar sebebiyle ülkeyi bırakıp gidiyorlar suçlular onlar diyor. Kendisine yöneleceği tepkiyi hekimlere yönelterek hekimleri hedef tahtası haline getiriyor. Buna siyasi ahlaksızlık denir. Sistem bozuksa sorumlusu sizsiniz. Binalar yapıp o binaların maliyetlerini karşılayamaz hale gelmişse sorumlusu sizsiniz. İşte iki taraf haline getirdi. Başka konularda da böyle girmek istemem. Her muhalif olanı bir şeye oturtarak, milli beka diyerek bir tarafı toplamak, milli bekayı tehdit ediyor diyerek karşı tarafta birilerine hedef göstermek. İşte benim siyasi ahlak diye bütün varlığımı ortaya koyduğum temel mesele burada. Samimiyet yok, dürüstlük yok. İnsan onuruna, hekim onuruna, emeğe saygı yok. Gelecek partisi iktidarında öne çıkaracağımız hususları sizlere paylaşmak isterim. Birincisi, bilinç. Bilinç olmadan eğitim de olmaz, sistem de olmaz. Nedir bilinç? Sağlık bilinci. Hastalarda bir sağlık bilinci yoksa ve o sağlık bilinciyle olaylara yaklaşma zihni altyapısı yoksa hekimi rakip görür. Hatta işte Cumhurbaşkanı'nın tahrikiyle böyle gözü doymaz bir zümre olarak görür. Kendi tedbirini almaz, hekimden her şeyi 5 dakikada çözmesini bekler. Aynı sağlık bilinci hekim tarafında olmazsa bu sefer de o süreci teknik bir süreç haline dönüştürür. İkincisi de şiddetle ilgili olduğu için barış bilinci. Şiddet bir kültürdür. Şöyle düşünelim, psikoloji, iklim ve sistem. Bu üçü bir bütün bu sağlık şiddetinin oluştuğu ya da engellenmesi gereken yer. Bu iki tarafın psikolojilerini düzeltmeniz lazım. Sükunetle, dinginlikle oturacaklar tedavi odasına girecek hasta. Ben bu hekimden şifa alacağım diyerek, doktor hekim de ben bu hastaya şifa vereceğim diyerek dinginlikle girecek, sükunetle girecek. Ama o bilinci hayata geçirecek olan kimlerdir biliyor musunuz? Devlet adamlarıdır, siyasilerdir, yöneticilerdir. Eğer bir cumhurbaşkanı en üst düzeyde kutuplaştırarak birilerine hedef gösterirse şiddeti bizzat körüklemiş olur. Biz toplumda şiddet kültürünü yok edeceğiz. Etmemiz lazım. Eğitim iki yollu. Bunu da anlamıyorlar. Bu niteliğe düşmanlık, niteliğe, kaliteye düşmanlık, yetkinliğe düşmanlık, liyakata düşmanlık. Çünkü kendisi o yetkinliğe sahip olmayan devlet yöneticilerin yaptığı en kolay yol
yetkinliği yok ederek insanları vasatta buluşturmak olur. Saygı duyacaksınız ihtisasa. Sizin bilmediklerinizi bilenlere saygı göstereceksiniz. Kendi evini geçindiremeyen, kendi arabasına benzin koyamayan hekim, dünyadaki tıbbi gelişmeleri hangi araçla takip edecek? Neyle takip edecek? Eğitim biten bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle şeye benziyor. Emme basma tulumba. Yani koyacaksınız yüz binlerce öğrenciyi tıp fakültesine, 6 yıl sonra bitirecekler. Çıktıkları anda ameliyat yapmaya başlayacaklar. Bu işte. Aynen bir dakika Merkez Bankası tecrübesi olmayan birini Merkez Bankası Başkanı yaparak ülkeyi bu hale getirmek neyse, hayatında hiç maliye tecrübesi olmayan birini Hazine Maliye Bakanı yapmak neyse, yeni çıkan bir mezunu giden cerrahlar yerine koyarım demek aynı basitleştirici, aynı sıradanlaştırıcı zihniyetin eseri. Biz tıp eğitimini Gelecek Partisi iktidarında bütün eğitim alanını baştan sona yeniden insan onuruna, profesyonel yetkinliğe dayalı bir şekilde kurgulayacağız. Ama her alanın saygınlığını koruyacak öncü isimlere hürmeti esas kılacağız. Hürmet, meslek ahlakı, meslek itibarı. Yani bir meslek topluluğuna dönüp nereye giderseniz gidin demek. Bunu devlet adamlığı izah edemezsiniz. Bunu insan onuruna saygıyla izah edemezsiniz. İki kelimede bir eşrefi mahlukat diye manevi bir literatür kullanmakla maneviyat olmaz Sayın Erdoğan. Maneviyat olmaz. İslam inancının belki de en önemli umdesi insana saygıdır. İnsana saygıdır. Nerede sizin manevi değerlere saygınız? Yok. Dünkü konuşmayı da heyecanla bekledi hekimlerimiz. Allah aşkına hekimlerimizin ruhuna, yüreğine dokunan bir şey var mı? Bereket bu sefer prompter vardı da en azından hakaret edemedi. Sayın Bahçeli bugün açıklama yapmış, biraz önce arkadaşlar getirdi. Gitme ifadesini Türk Tabipler Birliği'ne hasretmiş. Yani doktorlar gitmesin Türk Tabipler Birliği. Sanki Türk Tabipler Birliği uzaydan geldi, uzaya gidecek. Yalnız ilerleme var, hiç üzülmeyin. Sayın Bahçeli'den daha farklı bir performans bekliyordum. En azından Türk Tabipler Birliği'ne gidin demiş. Hani Anayasa Mahkemesi gibi kapatın şu Türk Tabipler Birliği'ni diyememiş bu sefer. Onun işi kapatmayla ilgili. Sayın Erdoğan'ın işi göndermeyle ilgili, Sayın Bahçeli'nin işi kapatmayla ilgili. Görevler bu. Birileri gönderiyor, birileri kapatıyor. Gönüllerini insanlara kapatmışlar bunlar. Problem o. Gönüllerini insanlara kapatmışlar. Çalışma şartları. Özlük hakları. Doktorlar kendilerine büyük binalar, donanımlar teslim edilmiş. Bunların kıymetini bilmeyen ve sadece ceplerine girecek parayı düşünen nankörler gibi yansıtılıyor. Neye tekabül ediyor biliyor musunuz 8 bin lira? 540 dolara tekabül ediyor. 540 dolar günlük kaça niye tekabül ediyor? 18 dolara tekabül ediyor. 24 saat esaslı düşünürseniz 18 dolar saat başı 75 sente tekabül ediyor. Hadi 12 saat çalıştılar diyelim, daha az çalışan doktor azdır. O da 1,5 dolara tekabül ediyor. Ya bu dünyada açlık standardı ya. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü vaatlerine şunu şunu yapacağız diyor. Bunu bunu düzelteceğiz diyor. Emeklilikte şu şu hakları yapacağız diyor. Ama kendisine yakın bir müteahhidin bir bankayla işlemi varsa ya da bir vergiyle ilgili sıkıntısı varsa, yani kendisine dokunan bir boyutu varsa, gece yarısı 1,5'da bir kararname çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bekleyen yapacağız edeceğiz değil. Bütün yetki elinde. Niye 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece saat 1,5'da bir kararnameyle bu yapacağım dediğiniz şeyleri niye yapmadın? Çünkü yapmaya niyetiniz yok. Niyetiniz hekimleri hedef gösterip popülasyonu daha çok olan hasta kitlesini hekime karşı tahrik etmek. Yapılan bu. Hangi o 5 müjde diye anlı şanlı müjdelerin hangisinde somut bir tek şey var? Bütün bunların hepsi bugün bir kararnameyle çıkabilecek hususlar. Aile hekimlerinin derdi ne, sıkıntısı ne? Aile hekimleri bugün il sağlık müdürlerinin, hani köle demeyeyim ama onların bağımlısı, edilgen, onlara bağlı bir kurum haline getirilmiş durumda. Hiçbirinde şevk yok. Hiçbir aile hekimi de şevk yok, iş garantisi yok. Sözleşme şu veya bu gerekçeyle tek taraflı olarak iptal edilebiliyor. Bu dün açıklanan 5 müjde diye açıklanan müjdenin hiçbirisinin gerçek bir karşılığı yok. Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü belki varlığını devam ettirecek ama emanet edeceğimiz Türk hekimleri muhtemelen ya Berlin'de ya Londra'da ya Viyana'da olacak. Biz Türkiye'de Türk hekimi istiyoruz. Türkiye'de kendimize emanet edebileceğimiz Türk hekimini Türkiye'de istiyoruz. Beşincisi sistem meselesi. Sistem çok ciddi alarm sinyalleri veriyor. Bu sistem bu şekilde devam edilirse SGK'nın, sosyal güvenlik sisteminin yürümesi de mümkün değil.
5 dakikada verilen onlarca test ve MR'la maliyetler sürekli artıyor. Ve hastanın tek şeyi var, doktordaki performans kriteri, bana ne kadar ilaç verdi, bana ne kadar test yaptırdı. Bunun her birisi sistemi yok ediyor. Sağlık hizmetlerinin girdisiyle çıktısı arasında bir uyumsuzluk doğuruyor. İlk kademeden nihai aşamaya kadar olan bütün süreçlerin bir zincir halinde birbirine bağlanması ve sağlık sisteminin binalar sistemi olmaktan hekimle hastayı bir araya getiren insani bir sistem haline dönüşmesi lazım. Mekanik bir sistem değil, insani bir sistem haline dönüşmesi lazım. O zaman göreceksiniz, sağlıkta şiddet denilen olgu münferit olaylar haline geçecek. Şu anda sistemik bir problem sağlıkta şiddet, sistemik. Diyelim bütün bu tedbirleri aldınız, hala sağlıkta şiddet var, o zaman da hukuki müeyyideler, hukuk sistemiyle buna müdahil olunması. Mutlaka bir takım müeyyideler, caydırıcı müeyyideler lazım. Caydırıcı yaptırımlar sadece ceza değil. Bilinç, eğitim, meslek itibarı, çalışma şartları, sistem ve hukuk. Bunların hepsi bir bütün içinde ele alınacak gelecek Partisi iktidarında. Ve o bilinç daha çocuk yaşta verilecek. Eğitim en iyi şartlarda sağlanacak. Meslek itibarı korunacak. Özlük hakları uluslararası standartlarda hekimlik yapabilecek hale getirilecek ve nitelikli hekim göçü engellenecek. Sistem bütünüyle insani bir boyutta yeniden tanımlanacak ve bunları kuşatacak hukuki düzenlemeler yapılacak. Bizim Gelecek Partisi olarak sağlık çalışanlarına vaadimiz budur.